Evet, Denizli Dede Haber'den tekrar merhabalar diyoruz ve muhtarlarımızı aktarmaya devam ediyoruz. Neydi? Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Güllesi'nin başlatmış olduğu elektronik atık yarışması, yani daha doğrusu en güzel mahalle yarışması hakkında muhtarlarımızı ziyaret ediyor. Onların bu çabalarını sizlerle paylaşıyoruz. Eğer ki evinizde, çevrenizde herhangi bir atık varsa bunu mahalle muhtarlarınıza mutlaka ve mutlaka paylaşın diyorum. Bu konuda muhtarlarım sizlere yardımcı oluyor. Bunun için de ne yaptık? Şimdi de Karşıyaka Mahallesi'ne geldik. Karşıyaka Mahalle Muhtarımız Mustafa Gülmez'le birlikte olacağız. Bakalım bu konuda çabası ne? Bu bilgileri de paylaşacağız. Tabii ki mahalle hakkında da bilgileri paylaşacağız. Yalnız bu mahallenin bir diğer özelliği, burada hala o komşuluk kültürü dediğimiz olayımız vardır ya, hala onun en güzel şekilde devam etmesidir. Şimdi girelim, detayları hep beraber izleyelim. Bakalım muhtarımız neler aktaracak. Evet, bu arada çaylarımız da geldi. Abi teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdi biz buraya geldiğimizde çaylarımızı söyledik. Abi isim neydi? Necdet. Necdet abim de çaylarımızı getirdi. Çok sağ ol. Çok sağ olun. Size de hayırlı işler diyorum. Ve Mustafa Gülmez muhtarımızla birlikteyiz. Soyadına bakmayın. Kendisi gerçekten gülümseyen ve tebessüm yüzünden eksik olmayan bir muhtarımız. Ve 3 dönemli Karşıyaka Mahalle Muhtarlığı'nı yürüten bir muhtarımız. Detayları şimdi muhtarımızdan alacağız. Sayın muhtarım, öncelikle hayırlı işler, kolay gelsin. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz mahallemize. Hoş bulduk. Mustafa Gülmez kimdir? 3 dönemdir muhtarlık başarısıyla devam eden ve tekrar muhtarlık adaylığını da koyan bir muhtarımız. 3 dönem muhtarlık yapmak kolay değil. Doğrudur. Mustafa Gülmez emekli devlet memuru. 3 dönemdir mahallemizde muhtarlık yapıyorum. Allah nasip ederse yine adayız. Tabii bu halkın teveccühü çok önemli. Eğer bizi gösterirse, seçerse yine adayız. Yoksa... Peki bu 3 dönemdir, 15 yıldır diyoruz. 15 sene. 15 yıldır. Yani bu ciddi bir süreç. Tabii. Neler yaptı Mustafa Gülmez mahallesi için? Bu kültürümüzü hala devam ettiren, komşuluk kültürü devam ettiren. Bizim mahallemizde kültür çok önemli. Kültürüne sahip çıkan bir mahalle. Komşuluk ilişkileri oldukça güzel. Örneğin bir başka mahallelerde bir cenazede falan kalabalık göremezsin belki ama bizim mahallede herkes duyduktan sonra gider salından tutar yani. Bunlar tartışılmaz iyidir. Bir komşu şahit emler, buyurun gelin der. Oturur kalkılır. Komşuluk ilişkilerinin bitmediği bir mahalle. Değil mi? Evet. Peki Mustafa Gülmez neler yaptı 15 yılda Karşıyaka Mahallesi'nde? Hangi çabaları sarf etti belediye ile birlikte? Şimdi sürekli tabii hizmet belediyeden geliyor. Biz vesileyiz. Halkımızın halkımızın istekleri, şikayetleri, dilekleri bizim başımızın tacıdır. Gördüğünüz gibi kapalı pazar yeri benim dönemimde yapıldı. Bunun yanında iri ufaklı 4-5 tane park yapıldı. Tabi bu hizmetler belediyeden geliyor. Yani yapanlardan Allah razı olsun diyorum mahallem adına. Bunun yanında 3 tane okul yapıldı. Hatta 4 tane benim dönemimde, bir lise, bir anaokulu, bir İmam Hatip Ortaokulu, bir ilki öğretim okulu yapıldı. Devam ediyoruz işte elimizden karınca kaderince. Evet. Mahallemizin eşlikleri neyse gidermeye çalışıyoruz. Evet. Bir de Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Güllesi'nin ekibiyle beraber başlattığı bir çalışma var. Evet. En güzel mahalle yarışması. Burada öncelikli olarak elektronik atıklar toplanacak ve en fazla elektronik atığı toplayan muhtarlıklar ödüllendirilecek. Tabii bunun en güzel ödülü zaten çevreye kazandırdığımız boyut ama bu anlamda neler söylemek istersiniz? Vallahi bu anlamda ben daha önce çevre kontrol müdüründen bir Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Güllesi'nin bir ödülüm var. Bu atık yağlarla ilgili toplamada kağıt olsun, dediğiniz gibi elektronik eşyalar olsun, onlar da var. Biz vatandaş yeni bunları yeraltı su kaynaklarının kirletilmemesi için bu yağların dökülmemesini söylüyoruz, iletiyoruz. Sağ olsun bunlar da çoğu duyarlı vatandaşlar getiriyor. Yağlarını getiriyorlar, biz de belediye teslim ediyoruz muayene zamanlarda. Peki bunun için hangi çabaları sarf ediyorsunuz? Bu sene dediğim gibi 200 kilo kağıt topladım, sadece kağıt. Yaklaşık 80-100 kilo civarında bir atık yağı. 20-30 kilo böyle elektronik eşyalardan. Tabi bunlar vatandaş tabi onları satıyorlar. Hurdacılar falan pek şey olmuyor, fazla gelmiyor bizim burada ama şehir merkezlerinde belki daha fazla oluyordur. Yani biz elimizden atık pilleri topluyoruz. Bunlar öğrenciler faydalanıyor, okulda ders görüyorlarmış. Evet. Yani katkımız oluyor her yönüyle. Sağ olsun belediyemiz de bu yönde çok duyarlı. Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Bey gerçekten çok duyarlı. Bu işe de takipçisi oluyor. Biz de takip ediyoruz. Burayı şöyle diyebilir miyiz? Denizli'nin çevre dostu mahallesi diyebilir miyiz? Evet, onu diyebiliriz. Gerçekten öyle. Çevre dostu
Bizim mahallede inanın herkes kapısının önünü süpürür. Katkıda bulunur. Yani her şeyi devletten beklemezler yani. Evet. Onun için biz de memnunuz yani vatandaşların bu şekilde duyarlı olmasına. Peki neler var şimdi görelim mi? Tabii görelim. Toplanan ürünler. Tabii bunlar bu arada dedim daha önceki röportajlarımda buyurun muhtarım. Aktarıyorum. Bunlar burada birikmiyor. Bunlar belli bir süreden sonra gönderiliyor. Fakat şu arada şunu da belirtmek isterim. Vermiş olduğunuz her atık bir litre yağ da olsa, piliniz de olsa, elektronik atığınız da olsa bunlar belgeli olarak alınıyor. Doğru mudur? Doğrudur. Evet doğrudur. Bakın Serapcığım gelebilirsin, yaklaşabilirsin Serapcığım. Mesela bu bir uydu cihazı. Evet, uydu cihazı. İşe yaramayan. Buyurun efendim. Serapcığım kapıyı açıver. Buyurun efendim. Buyurun hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir uydu cihazı atılacaktı çöpe. Sizi bu tarafa alabilirim. Buyurun oturun efendim. Bu kettle mesela. Kettle. Gel abi gel. Kettle. Bu bir çöpe atılacaktı. Fakat bunları yine değer veren. Amcacığım bu tarafa alayım sizi de. Saç kurutma makinesi. Evet. Çöpe atılacaktı. Evet, bunlar çöpe atılacaktı. Biz bunları topluyoruz. Geriye dönüşme kazandı. Aynen öyle. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. Evet. Bu da bakın. Neler var görmüş olduğunuz gibi. Bu da bir kettle. Bu da çöpe atılacaktı. Evet. Ama artık geriye dönüşme. Onun dışında. Benim ihtiyacım olmayan. Evet. Tıraş makinesi doğrudur. Değil mi? Kellerine ihtiyacı. Evet. Aynen öyle. Evet, görmüş olduk. Evet. Her şeyle beraber. Evet muhtarım. Burayı gördük. Şimdi burada pil konusunda var. Bir de pil konusunda ciddi anlamda pil toplama gayreti var sayın muhtarımızın. Evet. Sadece pili toplayıp belediyeye vermiyor. Aynı zamanda okullar sizden destek gelip alıyor, alıştılar zaten. Hem topluyup geliyorlar hem götürüyorlar, iyi oluyor. Onların ne yaptığını söyle. Onlar derste kullanıyorlarmış okulda. Onlar için de bir katkımız oluyor. Değil mi? Gayet iyi de oluyor. Biz de memnun oluyoruz, onlar da memnun oluyor. Şimdi burada da ne var? Burada ampul. Filosan diye adlandırdığımız. Evet. Ampullerimiz. Bunların da çok ciddi yandan doğaya zararı var. Evet. Tabii. Ve bu doğaya zararı olan ürünlerin hepsinde ne yapıyoruz? Topluyoruz. Neler toplanıyordu? Şimdi onları soracağız sayın muhtarımıza. Takibinde hala bu anlamda bilgi sahibi değilsek muhtarım buraya alacağım. Evet. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Karşıyaka Mahallesi'ne ciddi anlamda teşekkür etmek istiyorum. Ciddi anlamda ilgi gösteren, alaka gösteren, çevre dostu bir Karşıyaka Mahallesi var karşımızda. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten öyle. Bizim zaten mahallemize bir kentsel dönüşüm oldu. Yaklaşık 1800 hane bu Aktepe Mahallesi'nde yapılan TOKİ'lerde gidenlerimiz oldu. Daha önce mahallede tabii polisin giremediği sokaklar vardı bundan 15 yıl önce ama Allah'a şükür şimdi gayet güzel. Evet. Hiçbir sıkıntı yok emniyet bakımından. Evet. Sayın Muhtarım, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Güllesi'nin başlatmış olduğu bu projede. Evet. Muhtarlarımız en güzel mahalle yarışmasında neler topluyor? Ya toplama diye kalmadı gari Sayın Belediye Başkanımız maşallah. Kağıt, pil, efendim işte elektronik eşyalar olsun. Katı atık yağ zaten başlangıcından beri. Geriye dönüşüm ne kullanacaksa ne varsa topluyor yani gerçekten bunu bu konuda belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu hem yani takipçisi oluyor hem de işte biz muhtarları hem biraz şey yapıyor yani yönlendiriyor. Evet heveslendiriyor. Tabii bazı muhtar arkadaşlar da bu konuda şeyler alıyor. Ödüllerini alıyor karşılıksız kalmıyor. Güzel oluyor ya motivize oluyor yani. Evet, şunu özellikle belirtmek istiyorum. Daha önceki röportajlarında da söyledim. Bizden öncekiler, atalarımız, bize tertemiz bir dünya bırakmışlar. Evet. Ve bu dünyayı bizim nesiller neredeyse bozmaya başladı, harcamaya başladık diyebiliriz. Doğaya zarar vermeye başladık diyebiliriz. Ve buna hakkımızın olmadığını söyleyerek geleceğimize daha güzel bir dünya bırakmak istiyorsak. Mutlaka bunları geri dönüşümleri, hele hele katı atık yağları yani özellikle söylüyorum hem kamera aracılığıyla sayın Karşıyaka'nın güzel insanları bu yağları biriktirin dökmeyin yani şey tezgahlardan. Çünkü bunlar yeraltı kaynaklarını tamamen kirletiyor. Kirletince de yarın bizim içme sularımıza da karışır bunlar. Onun için mutlaka ve mutlaka dökmeyin diyoruz. Biriktirin getirin muhtarlığımıza biz buradan
geri dönüşümde kullanılmak üzere belediyemize iletiriz. Onlar da nerede kullanılıyorsa kullanırlar. Peki Sayın Muhtarım, bunun için vatandaşın ne yapması gerekiyor? Vatandaşımızın işte bu konuda bilgi sahibi olması lazım. Bunun bilgi sahibi olmayınca, haber olmayınca vatandaş ne yapsın? Bilgi sahibi oldu, nasıl ulaştıracak sizlere? Ama bizim şimdi şöyle, Deniz Pamukkale Belediyesi bunu gerçekten vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Bunu okullarda sürekli yapıyor, yani çevre kontrol müdürlüğü aracılığıyla. Vatandaşlar topluyoruz, bilgi sahibi oluyor yani. Belediyenin bu yönde çok büyük katkısı var. Biz muhtarlar da zaten anketlerde mahalleye duyuruyoruz, kahvelere yazı asıyoruz. Geldikleri zaman kendilerine iletiyoruz. Geldikleri zaman bunlar ne işe yarıyor diye bize sorduklarında biz de vatandaşa anlatıyoruz. Diyoruz ki bunlar geri dönüşüm kutuları. Evet, bu arada biz de Pamukkale Çevre Müdürümüz, Pamukkale Belediyesi Çevre Müdürümüz Mustafa Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten de ciddi bir ekip çalışmasıyla da. Mustafa Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok özverili, güzel bir insan, çalışkan bir, dürüst bir müdürümüz. Sağ olsun, bizim de bir dediğimizi iyi etmeyen insanlardan birisi. Çok teşekkür ederim. Bir de vatandaşlarımıza bir merhaba diyelim. Tabii. Onlara bakalım, biraz ışık patlaması olabilir o konuda. Bakalım çevre konusunda ne kadar duyarlı vatandaşlarımız. Öncelikle tanıyalım efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz? Muzaffer. Muzaffer abicim, çevre kirliliği anlamında, çevre atıkları anlamında çabalarınız var mı? Böyle evinizde atık... Ne diyen hamide? Çuval çöplüklerden ekmek toplayan inekçiler, besçilere veriyorum. Değil mi? Çuval. Bakın gördünüz mü? Atın evindekinden bahsetmiyorum. Attıklarınızdan. Sahiplendirebilirim. Eski Sarlıgarı'ya 15 çuval ekmek verdim. Geçen birine verdim 5 çuval ekmek. Sırf çöpten alıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu bir evinizdeki atığı sormuştum. Evinizde, yani atıklar konusunda. Hangi konuda çaba gösteriyorsunuz demiştim. Evinden çıkmış dışarıdaki başkalarının atıklarını toplayan bir vatandaş. Evet. Çok teşekkürler. Evet, hemen sizi de tanıyalım efendim. Ben Abdurrahman Kılıç. Evet Abdurrahman abicim, öncelikle sizde de var mı böyle bir çaba? Çevre temizliğini, çevre doğa dostu olmak için atıklarınızı değerlendiriyor musunuz? Değerlendiriyoruz muhtarımızla beraber. Elimize gelenimize destek veriyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet abi, seni de tanıyalım. Ben Şükrü Selçuk. Ben fazla konuşamıyorum, kusura bakma. Geçmiş olsun. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik diyoruz ve değerli muhtarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mahalle halkıyla beraber. Çevre dostu bir Karşıyaka mahallesindeyiz. Çevre dostu Karşıyaka mahalle muhtarıyla beraberiz. Mustafa Gülmez Bey'le ama gülen yüzüyle beraberiz. Bu anlamda son sözleri alacağız. Bakalım neler söyleyecek. Eğer ki evinizde bir atığınız varsa bu sözleri çok iyi şekilde dinleyin diyorum. Evet sayın değerli muhtarım, son sözler. Evet son sözler, sizin aracılığıyla mahalle halkımıza önemli söylüyorum. Yani bu tür katı atıkları mutlaka muhtarlığımıza getirsinler. Biz burada değerlendireceğiz belediyemiz aracılığıyla. Ayrıca sizlere de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık. Böyle bir program yaptığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun, var olun, eksik olun. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bir 15 yıl öncesiydi Karşıyaka Mahallesi ve bir 15 yıl sonrasıydı. Evet. Mustafa Gülmez'le beraber değişen bir Karşıyaka Mahallesi. Ve takibinde sadece mahalle değişmedi, halkımız da değişti diyor Karşıyaka Mahallesi'nin. Hangi konuda değişti? Değişmeyen kültürümüz vardı, komşuluklar bunlar değişmedi, dostluklar değişmedi. Değişen bir tek şey vardı. Çevre dostu olan daha eğitimli bir Karşıyaka Mahallesi. Evet, olmuştu. Evet çok doğru söylüyorsunuz, gerçekten öyle. Çok doğru, evet, gerçekten. Belediyemizden de destekleri bekliyoruz. Tabii, belediyemiz zaten destekliyor. Yani Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum bu konuda duyarlı olduğu için. Onu zaten destek görüyoruz yani. Çok teşekkürler. İnkar etmeyin. Evet, birazcık ileri alayım Serapcığım seni. Bizler Denizli'de de haber olarak çevre projeleri hakkında çalışmalarını gerçekleştirelim. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesi'nin yapmış olduğu projeyi sizlere anlatmak adına ve anlamak adına yollara çıktık. Dolayısıyla değer veren, bu projeye destek veren tüm vatandaşlarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bunun için çaba sarf eden muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sıfır atık projesiyle geleceğimize daha güzel, daha temiz bir dünya için çevremizdeki tüm atıklarımızı geriye dönüşme kazandıralım diyoruz. İnşallah. Kolay gelsin, hayırlı işler. Çok sağ olun. Çok ve aynı zamanda gelecek dönem muhtar adayımız yine Mustafa Gülmez'e de başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim.